Herkese selam, ben Matt Wild. Nihayet uzun süredir devam ettirmek isteyip de bir türlü vakit ayıramadığım için yapamadığım mod tanıtımı serisi için yeni bir program yapıp vakit ayırabilir bir konuma geldim. Bu serinin videoları haftalık olacağı için her hafta hoşuma giden modları derleyip dilimin döndüğünce sizlere onlardan bahsedeceğim. Şimdiden iyi seyirler. Depths of the Soul, Elden Ring'den esinlenen bir macera. Hikayesi hakkında spoiler vermek istemiyorum. Spoilersız bahsedecek olursam, seninle karşılaşmadan önce başına bazı işler açmış Pike diye bir adamla karşılaşıyorsun. Gidip adamla konuşursan çok uzun olmayan bir görev serisi başlıyor. Görev serisinin oynanışına bağlı olarak iki tane sonu var ve bir silah elde ediyorsun. Bu tarz görev serisi modlarında genelde Türkçe dil desteği oluyor. Ama bu mod için herhangi bir çeviri göremediğim için üzüldüm. O yüzden bu modu kendim çevireceğim. Çeviriyle ilgili gelişmeleri de Discord'ta duyuracağım. Bu arada bilmeyenler için yakın zamanda Kick'te canlı yayın yapmaya başladım. Genelde akşamları işten geldikten sonra birkaç saat süren yayınlar açıyorum. Güzel bir ekip var orada da, oyun oynayıp beraber muhabbet ediyoruz. Sizleri de bekleriz. Geçen canlı yayınlardan birisinde Skyrim oynarken karanlıkta dolaşırken hatırlatın da şehre gidince meşale alayım yanıma dememin sonucunda sağ olsun Wandering Knight'ın önermesiyle Sparky isimli peri moduyla tanışmış oldum. Sparky temel olarak bir takipçi modu. Işık saçan bir peri olarak yanınızda dolaşıyor ve isterseniz onu omzunuza alıp meşale olarak da faydalanabiliyorsunuz. Tek olayı da o değil. Onu simya için sağ sola ot toplaması için gönderebilir ve büyü öğretip milletin başına bela edebilirsiniz. Aynı anda en fazla 3 tane büyü öğrenebiliyor. Yani öyle çok zeki bir arkadaşımız değil. Mesela ben Skyrim'i genelde etrafımda takipçi olmadan oynamayı seviyorum. Çünkü örnek veriyorum, bir mağarada sessiz ilerlerken eşek gibi basınç plakalarına basıp tuzakları aktif eden, level kasayım diye saldırdığım her şeye salça olup kazanacağım deneyim puanının içine eden, savaş sırasında önüme geçip yerde kıvranıp ona vurduğum anda ölecek, sonrasında beni sonsuz vicdan azabına sürükleyecek takipçiler sıkça oyundan aldığım keyfin içine edebiliyor. Ama yalnızlıkta Akatoş'a mahsustur değil mi? Hem ayak bağı olmasın hem de eşlik etsin diye artık yanımda sevgili dostum Sparky var. Peter Pan'ın Tinkerbell'i, Guts'ın Puck'ı var da Dovahkiin'in Sparky'si olmasın mı? Eğer Sparky ile tanışıp maceralara birlikte çıkmak isterseniz videoda bahsedeceğim bütün modlar gibi linkini açıklamaya bıraktım. Nerede bulacağınızı da söyleyeyim. Riverwood'daki Sleeping Giant Inn ya da Uyan Dev Hanı olarak Türkçemize kazandırılan hanın arka tarafında bulabilirsiniz. Gece gitmenizi öneririm çünkü ışık saçtığı için hemen göze çarpıyor. Ha bir de modun Türkçe çevirisi de var. Gelelim sıradaki moda. Videonun 3. modu Skyrim on Skooma. Bu mod yine yayında Skyrim oynarken önerilen modlardan birisi ve çok acayip bir şey. Karakter Skooma içince oyun bir süreliğine Rick and Morty bölümüne dönüşüyor. Sürprizini çok kaçırmayayım ama oyuna biraz renk katmak istiyorsanız ve Dovahkiin'iniz kafayı bulabilsin diyorsanız kesinlikle kurun ve tadını çıkarın. Dovahkiin içtiği her Skooma'da farklı bir olayın içinde buluyor kendini. Bazen farklı bir yaratığa dönüşüyor. Bazen bambaşka bir ortamda alakasız bir etkinliğin parçası oluyor. İnsanların sizden garip garip isteklerini karşılıyorsunuz. Yani harbiden insanı hayret ettirecek kadar absürt ve birçok senaryo var. Yani Skyrim on Skooma oyuna gerçekten fazlaca renk katıyor. Ve gelelim listedeki favorilerimden birisine. Dismembering Framework. Skyrim'in savaş mekaniklerine gerçek zamanlı parçalanma efektleri ekleyen bir mod. Bu mod sayesinde düşmanları sadece yenmekle kalmayacak, aynı zamanda onları parçalara ayırabileceksiniz. Gerçekçi kan sıçramaları ve zırhla silah türlerine göre uyarlanmış ses efektleriyle savaşlar artık daha etkileyici bir hale geliyor. Anlatırken biraz fazla gaza geldim, pardon. Tabii bu mod aslında bir platform. Yani diğer modlarla da uyumlu çalışarak NPC'ler ve yaratıklar üzerindeki parçalanma efektlerini destekleyecek kıvama getiriyor oyunu. Düşmanların parçalanabilmesi için parçalanabilen modeller yüklemeniz gerekiyor. Yani ekstradan aynı modun yapımcısının yaptığı şu iki modu da kurmanız gerekiyor. Kişisel tavsiye olarak birden fazla düşmana aynı anda vurabilmek için bu modla birlikte Precision modunu da kullanmanızı öneriyorum. Ayrıca Dismembering Framework'ü kurduktan sonra MCM menüsünde istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. The Southbound Scots, 2 yeni low fantasy kıyafet ve zırh sesi ekliyor. Baldur's Gate 3 gibi rustik tasarımlardan ilham alan bu zırh modu hafif zırh ve giysi seçeneklerinde sunuluyor. Oyunda hem şık hem de işlevsel kıyafetler istiyorsanız güzel bir seçenek kendileri. HTT SMP desteği de olduğu için benim en sevdiğim olaylardan birisi olan kıyafet fizik modu desteği de var. Bir de kıyafetler unisex, yani hem kadın karakterde hem de erkek karakterde giyebiliyorsunuz. Demirci ocaklarında da üretimini yapabiliyorsunuz. Şimdiden güzel günlerde giyin. Siz de benim gibi Skyrim'de ara sıra atmosferin tadını çıkartacak yürüyüşler yapıyorsanız sevebileceğiniz bir mod geliyor. Distant Rolling Thunder, gerçekçi yağmur sesleri ve gök gürültüsüyle yağmur atmosferini bayağı bir güzel hale getiriyor. Fazlaca tavsiye ederim. Konu sese gelmişken, yağmur atmosferlerinin dışında bir de genel atmosfer modu olan The Sounds of the Town and Cities, orijinal çevre seslerinden sıkılanlar için yeni çevre sesleri ekliyor. Örnek vermek gerekirse Riverwood'da geziyorsan horoz, tavuk, kurbağa gibi
Daha çok köyde duyabileceğin sesler duyuyorsun. Ama Solitude'da geziyorsan metropol olduğu için daha bir insan kalabalığı, iş yeri sesleri gibi kalabalık bir yerde olduğunu hissettiren sesler oluyor çevrede. Bunu da atmosfer için kesinlikle önerdim. Geçelim diğer moda. Lydia of Whiterun. Umarım nickini doğru okuyorumdur. Serketetix House Carl serisinin yeni mensubu olarak Lydia'da nasiplenmiş. Lydia için yeni bir görünüş istiyorsanız bakabilirsiniz. Lydia'yı listeye alınca başka kimler varmış diye baktığımda Ayla ve Elisif'i de yeniden modellediğini gördüm. Eğer alternatif görünüşler arıyorsanız bakabilirsiniz. Modern Batman'i. Yani öyle anlatılacak çok da bir şey yok aslında. Sade ve modern gerçekten. Witcher ve Cyberpunk'tan esinlenilmiş bir bekleme menüsü. Çizgisel değil de yuvarlak bir bekleme menüsü isteyenler için güzel bir mod. Şimdilik bu haftanın mod tanıtımı serisindeki listenin sonuna geldik. Ben Batwild, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonra görüşürüz.